DİS Genel İş Sendikası'nın başlatmış olduğu eğitim çalışmaları İzmir'de devam ediyor. Konak Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde düzenlenen eğitim seminerine Genel İş Şube Başkanları, iş yeri temsilcileri, belediye işçileri ve Genel İş Merkezi yöneticileri katıldı. Seminerde kıdem tazminatı, taşeron çalışanlara yönelik kadro düzenlemesi, asgari ücret zammı, ulusal istihdam stratejisi ve hükümetin işçi sınıfına dair planladığı düzenlemeler ve istihdam politikaları konuşuldu. Seminerin açılışında işçilere seslenen Genel İş Eğitim Daire Başkanı Mahmut Şengül, hükümetin ulusal istihdam stratejisi programına dikkat çekti. Eğitimimizdeki asıl temel unsur da özel istihdam stratejisinin ne olduğunu anlatmak. Bunun içinde ne var arkadaşlar? Ben kısa başlıklar olarak söylüyorum. Eğitimde daire müdürümüz ve uzman arkadaşlarımız değinecekler. Birincisi kıdem tazminatının fona devri. Şimdi kıdem tazminatı dediğimizde ne anlıyoruz? Sadece emekli olduğumuzda aldığımız toplu bir para mı? Hayır. Kıdem tazminatının fona devriyle bir kere aldığımız kıdem tazminatı oranı düşecek. İleriki süreçte de burada belki eski çalışan arkadaşlar bilir. Daha evvel biz iki tane fon gördük. Bir tanesi tasarruf teşvik fonuydu. Bir tanesi konut edindirme yardımıydı. İkisinin de nasıl hiç edildiğini, içinin boşaltıldığını hep birlikte yaşayarak gördük. Kıdem tazminatının akıbeti de aynı. Yapılan açılış konuşmalarının ardından ulusal istihdam stratejisinin masaya yatırıldığı eğitim seminerinde işçilerin mevcut hakları ve ilerleyen dönemde hükümet tarafından yapılması beklenen düzenlemeler hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. Hepsi bunun içinde istihdam. Strateji nedir? Az buçuk hepimiz hayatın içerisinde şuradan böyle... Uzmanlar, merdiven altı çalışmaya yasal statü kazandırılmaya çalışıldığını anlattı. Genel iş, eğitim çalışmalarını iş yerlerinde de devam ettirecek.